Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bugün Alevi kurumları Ankara'da torba yasasına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Biz bu ülkede son yıllardaki o hukuksuzluğu, o baskı, o zulmü aynısını bugün maalesef biz de yaşadık. Bütün barışçıl diyaloglarımıza rağmen Ankara Valiliği ve Ankara Polisi tek adam rejiminin emirlerine uyarak kitleye şiddet uyguladılar. Arbede yaşandı ve ona rağmen Çankaya kapısında Alevi kurumlar olarak biz açıklamamızı gerçekleştirdik. Kurum genel başkan arkadaşlarımızdan arbede yiyen arkadaşlarımız şu an Ankara Şehir Hastanesi'nde. Durumları iyi, birazdan taburcu olacaklar. Mücadele devam edeceğiz. Bu demokratik taleplerimizi her ortamda, her fırsatta, her alanda yükselterek, büyüterek devam edeceğiz. Alevi kamuoyunun da kurumlarına, davalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kaburga işte ezilmeleri var. Bu karnım çok sarıyordu. Onda da bir şey olmadı. Herhalde tekme darbe yedik onda. Burnumda bir kırıklık varmış iç tarafından. Aslında onu tam yapamadım. İyiyim. Öyle söyleyeyim. İki tane kalkan yedim. Hissettim. Sonra şuramda bir şey hissettim ama yumruk olduğunu şey yapmadım ama burada bir kırık varmış. Ama iyiyim. Öyle söyleyeyim. Maalesef işte Türkiye'nin koşulları ne kadar... Hani şunu da söylemek gerekiyor. Şu bize yapılanları bir cami hocasına, bir sünni dini inanç yani evet efendim başka bir boyutta birilerine yapsalardı o toplum ne yapardı? Bunu da kendi vicdanlarına sormak isteriz. Gerçekten çok ayıp ediyorlar. Bu zulüm, bu toplum bizler hak etmiyoruz. Ama bu duruma bizi getiren maalesef Aleviler. Onu da söylemek lazım. Gidip de şu an AKP ile beraber iş tutan Aleviler olarak görüyoruz. Bu yasayı destekleyenler. Evet, Aleviler bugün yine bir tarih yazdılar. Baskıya, zulme, boyun eğmemenin, zalime biat etmemenin tarihini bir kez daha yazdılar. Ve Türkiye'nin dört bir yanından gelerek kendileriyle ilgili çıkartılması planlanan torba yasanın torbasını yırtmaya yeltendiler ve yırttılar, parçaladılar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu saatten sonra çıkacak yasa hükümsüzdür. Bizim gözümüzde, nazarımızda. Çünkü Aleviler kararını verdi. Bu torbaya sığmayacağız. Bu torbayı yırtacağız dedi. Sonucu ne olursa olsun direnmeye devam. Bugün Alevi örgütlüğü açısından son derece önemli bir gündü. Aleviler tarihleri boyunca hep mazlum olmuş. Ve her zaman otoriteye karşı boyun eğme ve baskısı altında kalma bakımından son derece yıpratılmış bir topluluktu. Ama AK Parti hükümetinin son dönemlerde yapmaya çalıştığı ve meclise getirdiği torba yasa ile hiç alakası olmayan bir şekilde meclise getirdiği ve Alevilere yönelik bu yasa değişikliğine karşı Aleviler hem demokratik haklarını kullanmak hem de bu yasaya karşı çıktıklarını tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiler ve burada polisin zorlamasıyla karşı karşıya kaldılar ve bu barikatların hepsini yıktılar ve basın açıklamasını gerçekleştirdiler. Bu Alevilerin hem barışçı yollarla mücadele isteğini gösteriyor ve aynı zamanda da artık önüne çıkan engelleri aşacağını da bir göstergesi oldu. Bu anlamda Alevi toplumunu ben tüm canlarımıza, hepsine bugün bize verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Mücadelemiz yeni başlıyor. Bundan sonra artık hep birlikte gücümüzü birleştirerek, farklılıklarımızın hepsini bir kenara koyarak birlikte hak ve taleplerimiz noktasında AK Parti hükümetine karşı birlikte mücadele edeceğiz.